Efendim Bursa'dayız. Bursa'nın meşhurdur oluk oluk akan buz gibi pınarı ve yine Bursa'nın meşhurdur ulu çınarı. İnkaya'dayız. Burada doğmuş, burada büyümüş. 7 nesli geriye doğru bu topraklarda koşum sürmüş diyelim bizim oranın tabiriyle. Buranın yerlisi değerli muhtarımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Özkan Boz, İnkaya Mahallesi muhtarıyım. Evet Özkan abi, nedir bu çınar abi? Bu çınar bize Allah'ın bir lütfu. Bizim köyümüze, bizim Bursa'mıza. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 610. 610. 610. Evet. Burada kendiliğinden bitme tabii. Tarihi nedir? Kendiliğinden bitme. Yani bizim köyümüzün kuruluşuyla aynı tarihlere geliyor. 1. Murat Hazretleri camiyi yaparken bizim köylülerimiz de iki hane olarak buraya yerleştiriyor. Bizim köyümüz öyle türeme. Şu anda 60-70 haneyiz zaten. Ondan sonra burası bir harman yeri. Altında iki tane kaynağı var. Çınar, bir kere bir yerde bir çınar varsa altında muhakkak su vardır. İki tane kaynak var çınarı besleyen. Ondan sonra insanların da böyle işte gözetlemesiyle, kollamasıyla Allah'ın lütfu böyle bir çınar haline gelmiş. Yoksa yanından Uludağ gidilen bir köy olacakken insanların uğradığı, bize ekmek bıraktığı bir köye dönmüşüz. Müthiş bir gölge bırakıyor. Tabii. Yani muhakkak. Gözün gibi bakıyor musun muhtarım? Tabii canım. Tabii ben yani çınar için çınara zarar vermeye çalışan insanlarla gençliğimde diyelim 4-5 kere kavga ettim. Şimdi üstüne çıkmak yasak, yazı yazmak yasak. Tabii. Sadece bakmak serbest. Doğru mu? Tabii yani ama bir şey var, bir koruyalım, herkes görsün yani. Yani ona yazı yazmakla bir şey kazanılmayacak, üstüne çıkmakla bir şey kazanılmayacak. Meyvesi yok toplayalım. Yani herkes Bursa'ya görsün. Da bir değer katıyor. Muhakkak, muhakkak. Yani işte yurt dışından gelen turlarda falan şeyler de var. Geliyor insanlar, görmek istiyor. Koruma altında. Koruma altında tabii. Anıt ağaç olarak koruma altında. Ya şey de var, hani bütün insanlar aslında bütün özeni gösteriyor. Gelen misafirlerimiz bile, hani bir ufak çocuk bile bir yerini kırmaya çalışsa işte yapma evladım, koruyor, herkes koruyor ya. Hani insana bir lakap takılır ya Ulu Çınar diye, dedesi yaşıyorsa, büyük dedesi yaşıyorsa çınar evet. Devrilmesin diye çınarın öyle de bir özelliği evet, var mı? Evet, evet yani. Ya şöyle yani bizim buradaki çınarda ben şeye bakıyorum yani her yerde çınarlar var. Bundan daha yaşlı çınarlar da var aslında ama. Bizim çınarın bir özelliği şu açık renkli olan şeyleri görüyorsunuz parça. Bizim çınar hala büyüyor genç gibi. Yani birçok şeyde de programda da bizim işte Türkiye ile böyle işte hani Osmanlı ile özdeştirilir ya. Bizim çınarımız genç büyüyor. Büyüyecek inşallah ülkeyle beraber. Öyle görünüyor. Gelinsin görülsün diyorsun. Muhakkak muhakkak. Evet. Allah uzun uzun ömür versin diyoruz i̇nşallah. Değerli dostlarımız. Bursa'ya gelenler mutlaka tarihi İnkaya'yı, Ulu Çınar'ı mutlaka gelsinler görsünler. Bu çınarın gölgesinin altında bir yudum çaylarını içsinler, eşsiz manzarayı seyretsinler, yollarına devam etsinler. Evet, Bursa'ya geldik. Bu kadar enerji kaybettik, yorulduk. Dedim ki Ulu Çınar'ın dibinde, İnkaya'da bir meyve yiyeyim. Çileğimiz var, nektarimiz var, şeftalimiz var, armudumuz var, elmamız var, vişnemiz var, muzumuz var, üstünde tabii ki cevizimiz var, kaymağımız var, balımız var, gömeceğiz değerli dostlar. Allah'ın izniyle üstüne de şöyle soğuk bir su içeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.